Gölede yapılacak olan maden aramalarından dolayı kadınların sesi olarak konuşmak istedim. Göle ve çevresindeki köylerde yapılacak olan maden araştırmaları bize hiçbir getirisi yoktur. Aksine bizde götürüsü çoktur. Neler bizden götürür? Biz hayvancılığını yapıyoruz. Geçim kaynağımız hayvancılıktır. Sütçülüktür, peynirciliktir, kazcılıktır, arıcılıktır. Siyanürlü bir maden çalışması demek bizim su kaynaklarımızın zehirlenmesi, doğamızın zehirlenmesi demektir. Bitki çeşitliğimizin bitme noktasına getirilmesi demektir. Gelecek olan nesillerimizin, çoluğumuzun, çocuğumuzun geleceğini elinden alınması demektir. Bütün yer altındaki sularımız zaten bunlar damar şeklinde birbirine bağlıdır. Bir yalnızca köylerimiz değil, Göle Koyunlu köylüyüm bu arada ben. Kuytuca köyü, Koyunlu köyü, Altınbulak, Senemoğlu, bunların etrafındaki köyler, ismini sayamadığım köyler dahi, bu köyler siyanürden yine etkilenir. Doğu Anadolu, Güney Anadolu bölgesi hayvancılık ve tarım bölgesidir. Tarımı bitirme noktasına gelir. Gençlerimiz zaten işsiz, hayvancılıkla uğraşıyorlar. Biz kadınların ekmeği aşı hayvancılıktadır. Kimseye muhtaç olmak istemiyoruz. Bizim bu doğamızın bitme noktası demek, biz insanların gırtlağını, başını kesmek demektir. Biz böyle bir maden çalışması istemiyoruz bölgemizde. İkinci bir İliç yaşanmak istemiyoruz. Bizim hayvanlarımız bizim için çok önemli. Bir hayvan demek, bir inek demek, bir fabrika demektir. Bizim elimizden ekmeğimizin alınması, insanların yokluğa mahkum edilmesini istemiyoruz. Bir şirket gelip dünyaya, gölenin çevresindeki köylere hüküm etmesini istemiyoruz. Buna da müsaade etmiyoruz. Bizim geçim kaynağımızdır, topraklarımız. Eğer ki bir şeyler yapılmasını istiyorlarsa, bizim etrafımızdaki dağları ağaçlandırılmasını, güzelleştirilmesini, yollarımızın yapılmasını, biz bunları bekliyoruz devletimizden. Bir maden şirketine kurban verilmemeli bizim doğamız, bizim insanlarımız, gençliğimiz, geleceğimiz, geleceğimiz olan çocuklarımızın çocukları. Bunlar yokluğa mahkum edilmemeli. Yani bunun bize bir faydası yoktur. Yeşilgöle demek, doğanın güzelliği demek, ismi üstünde Yeşilgöle. Çöl olmasını istemiyoruz. Bu topraklar yer altında siyanürle çalışması, bu topraklar yeryüzüne çıkarılacak. Bu yeryüzüne çıkarılan topraklar yağış yağmur, buharlama usulü havaya karışacak. Bütün bitkilerimizin üstüne çökecek. Bunları hayvanlarımız, biz açık mera hayvancılığını yaptığımızdan dolayı bu otları hayvanlarımız tüketecek. Bu hayvanlarımızdan elde etmiş olduğumuz yağı, peyniri, sütü, biz insanlar eti, biz insanlar tüketiyoruz. Bizim sağlığımızı tehdit edecek şeyleri biz kendi memleketimizde, kendi doğamızda, kendi köyümüzün yanında, etrafında, içinde istemiyoruz. Yok edilmeye mahkum edilmek istemiyoruz. Bizim kendi köyümüzün etrafında manevi değerlerimiz olan ziyaretlerimiz var. Biz ziyaretlerimize kimseyi dokunmayız. Bizim için çok önemlidir. Biz Alevi köyüyüz. Dini inançlarımıza bağlıyız. Bizim bölgemizde geliştirilmesi gereken hayvancılıktır, tarımdır, arıcılıktır. Bizim maden araştırmasına, maden kazısına ihtiyacımız yoktur. Topraklarımızı kimseye vermiyoruz. Geleceğimizi kimseye vermiyoruz. Devlet bizim yanımızda duracaksa, bizim bize bir destek sunacaksa,
hayvancılık konusunda, yemin bakımında daha kaliteli hayvan nasıl yetiştirilir, daha güzel verim nasıl elde edilir? Bu konularda bize yardımcı olsun, bize destek versin. Bizim en büyük ihtiyacımız odur. Yoksa maden çalışması gelecek, topraklarımızı kazıyacaklar. Topraklarımız belirli bir zaman sonra çöle dönüşecek. Çölde yaşamak hiç kimse istemez. Çölün hiçbir yere faydası yoktur. Türkiye'nin en büyük peynir ihtiyacını karşılayan göle Ardahan, Kars ve civarıdır. Biz bu ekmeğimizi hiç kimsenin eline vermeyiz. Kimsenin hakkı yoktur bizim elimizde ekmeğimizi almak.